Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar böyle tepki verdi. Ocak ve Şubat ayında faizi %14'te sabit tutan Merkez Bankası faizi yine sabit tuttu. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar yükselişe geçti. Merkez Bankası milyonlarca vatandaş ve piyasanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı açıklanan karara göre ocak ve şubat ayında %14 sabit tutulan faiz mart ayında da sabit tutuldu. Fiyasalar beklentiler dahilinde gelen Fed'in faiz artışına kayda değer bir tepki vermezken Türk Lirası'nın değeri de dün gece yaşanan sınırlı düşüşün ardından bu sabah yatay seyretmişti. Merkez Bankası'nın açıklaması öncesinde güne 14 Türk lirası 60 kuruş ile başlayan dolar kuru, saat 13.36 itibarıyla %0,70 artışta 14,71 liradan işlem görüyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen dolar %1,06 artışta 14,77 liradan işlem görüyor. 2021 yılı faiz indirimleriyle kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, 2021 yılını, Eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası Eylül ayında 100 bas puan, Ekim ayında 200 bas puan, Kasım ayında ise 100 bas puan, Aralık ayında ise 100 bas puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 bas puanlık indirimle faiz %14'e çekilmişti. Ocak ve Şubat ayında sabit tutuldu. Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını Ocak ayında açıklamış ve faizi %14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını Şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası, 2022 yılının üçüncü faiz kararını ise 17 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, 2021 yılını, Eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası Eylül ayında 100 bas puan, Ekim ayında 200 bas puan, Kasım ayında ise 100 bas puan, Aralık ayında ise 100 bas puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 bas puanlık indirimle faiz %14'e çekilmişti. 2022'de sabit tutulmuştu. Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını Ocak ayında açıklamış ve faizi %14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını Şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası, 2022 yılının üçüncü faiz kararını ise 17 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Fiyasa Beklenti Anketi sabit bırakılacak, dedi. Anadolu Ajansı Finans'ın 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin %14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek %14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da %14 oldu. Ekonomist Murat Özsoy eyvah dedirtecek haberi verdi. Mayıs ayında dolarda yaşanacakları açıkladı. Fed'in faiz kararını yorumlayan ekonomist Murat Özsoy FDR Mayıs ve Haziran toplantılarında 50 baz puan artışa giderse ve o döneme kadar tilde fiyat istikrarı sağlanamaz ise hem enflasyonu hem de dolar, Türk lirası kurunu yılın ikinci yarısında kontrol etmek bugüne kıyasla daha da zorlaştıracak, dedi. Mayıs ayına dikkat. Deneyimli ekonomist bundan sonraki süreçte bir sonraki FED toplantısına kadar piyasanın anlamaya çalışacağı konunun Mayıs ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir artışın gelip gelmeyeceği olduğunu vurguladı. Özsoy bu konuda öyle görünüyor ki enerji ve gıda fiyatlarındaki artış devam ederse ve tedarik zincirlerindeki sıkıntısı güçlü talebi karşılamakta yetersiz kalmaya devam ederse mayıs ayındaki toplantıda 50 baz puan kadar bir artırım gelebilir. Bu durum karşısında da yılın ikinci yarısına girerken hem Amerika Birleşik Devletleri hem de küresel ekonomilerde ve finansal piyasalarda daha güçlü sıkılaşmalar gündeme gelebilir yorumunu yaptı dolar kuru durdurulamaz noktaya gelebilir. Fed'in kararının Türk ekonomisine etkisini de yorumlayan Özsoy, bizim açımızdan bakıldığında Fed kararı ve Pavel açıklamaları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri borsa endekslerindeki yükselişler içeride borsa İstanbul'da da alıcılı ve pozitif bir açılış gündeme getirebilir. Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksinin faiz kararı gelmesi ardından sert yükselişi sonrasındaki yatışması da bu hafta dolar Türk lirası açısından bir risk teşkil etmiyor. Ancak asıl tehlike Mayıs ayından sonra ve yılın ikinci yarısı ile başlayabilir. FEDER Mayıs ve Haziran toplantılarında 50 bas puan artışa giderse ve o döneme kadar tilde fiyat istikrarı sağlanamaz ise, hem enflasyonu hem de dolar, Türk lirası kurunu yılın ikinci yarısında kontrol etmek bugüne kıyasla daha da zorlaştıracak ifadelerini kullandı. Beklentilerin paralelinde Rusya-Ukrayna savaşı Fed'in basın açıklama metnine dahi girmiş oldu ve Fed Başkanı Pavel konuşması esnasında enflasyondaki yükselişi Rusya-Ukrayna savaşına bağladı. Piyasa beklentisi paralelinde 25 bas puan artış gelince, Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksinde yükseliş ve ons altında gerileme gördük ancak devamında Pavel konuştukça ve soru cevap kısmı ilerledikçe piyasanın daha da oturmaya başladığını gördük. Fed'in faiz kararı açıklandığı zaman ilk tepki olarak Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksinin 99 seviyesine yaklaştığını ve bunun etkisiyle de ons altında 1903 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler oldu. Pavel iyimser konuştu. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarında sürekli Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin güçlü bir noktada olduğuna değindiğini söyleyen Özsoy, iş gücü piyasasında tam istihdam patikasında da istikrarlı şekilde ilerlediklerinden bahsetti. Enflasyondaki yükselişi ve şu andaki görünümün Rusya-Ukrayna savaşına bağlarken yıl sonuna doğru geri çekilme olacağını savundu. Ancak bu noktada Pavel katılımcıları pek ikna edemedi diye düşünüyorum ve neredeyse tüm sorularda bu taraftan geldi. Bu açıdan Fed Başkanı Pojarl'ın enflasyon görünümüne dair biraz iyimser yaklaşım sergilendiğini düşünüyorum dedi. Özsoy, FED Başkanı Pojar'ın ılımlı bir yaklaşım sergilediği konuşması ilerledikçe ve istihdam tarafındaki güçlülüğü vurguladıkça Amerika Birleşik Devletleri endekslerinde özellikle Nasdaq ve S&P 500'de sırasıyla %2.43 ve %1.2'ye kadar yükselişler görüldüğünü ve faiz kararının açıklandığı esnadaki kayıpların da geri alındığını bildirdi.